İyi akşamlar bir arkadaşımız Ege'nin istemiş. Aslında Ege'nin haftalardır basit bir grafikle takip ediyoruz. Yani bundan önceki zamanlarda aşağıda 1200, yukarıda 1380 civarlarını takip ettik. Genellikle hareketler öyle oldu. 1200'e geldi. 1300 biraz üstüne 1380 lira. Bazen 1320'lerde 30'larda satış yedi. Bu son satış aşağıdaki bizim 1200'ümüzü bozdu. Daha önce bir destek çizmiştim. Yani ben Ege'ni Eylül'ün 22'sinde falan yükledim galiba. O biraz yakın tarihte bakıyorum. 1130 civarına bir destek çizmiştim. 1100 olarak da takip edebilirsiniz diye de hatta söylemiştim. 1133 dibine geldi. Tam da nerelere bakın 1116 bir saniye yanlış oldu. Pardon. Düşükte 1134 1140 var. İşte tam 1133'e gelmiş. 1134'e değmiş şimdi bir şeyi kırmak üzere yani şu en azından düşüş trendini Şuradaki trendi de artık yavaş yavaş geçmek üzereydi yani henüz bir şey olmadı üstünde kalamadı da buradan sonra yani artık yeni aldıysanız belki de 1133 veya 1100 aralık bakın orayı da alabilirsiniz yani bu aralığı takip edebilirsiniz burada destek olduğu müddetçe kırmızı kırılıyor mu kırılmıyor mu Mesela o kırmızı kırılıyorsa tabi 1240'ın üstüne tekrar bir hareket biraz daha güven getirir. 50 günün üstüne tekrar çıkmış oluruz burada. Şimdi bu hafta mesela yaptığı şey yani net belli zaten yani bu hafta değil geçen cuma bu pazartesi. iki gün neyi denemiş bakın sarı olan 50 ortalama denemiş mi denemiş gün içinde. E, satıcı gelmiş oradan demek ki satıcı 50 ortalamadan geliyor takip ediyor. Şöyle göstereyim büyütüp de. 1240 yani kırmızı geçilip o alan geçiriyorsa daha olumlu bir şey konuşmak mümkün olabilir. Ee, ama bu alandan çıkmadıkça biraz böyle zorlu bir yerde duruyor işte sırat köprüsü gibi devrilirse buradan aşağı ne var? 100 yani kırıldıktan sonra şunu söyleyeyim bin lira şeydir. Hem bir destek olarak alabilirsiniz doğrudan 1000 lirayı onu ifade edip hem dolarlısı olarak da destek almak için uygun bir yer. Ee, teknik olarak da aslında uygun bir yer 1000 lira. Tabi daha alta salıyorsa şurada sol tarafta bakın 900 lira da şeyler var. Çok işlemin döndüğü, destek olduğu bir kısım var 900 liranın. Aşağı yukarı 900, 880 civarının. Dolayısıyla bir alt destekte de artık orasıdır. Yani 1100, 1000 ve 880, 900 civarları takip edilebilir teknik olarak. 40 aresay bir anlamı yok. Biraz satıcılar hala kuvvetli yani kendi ortalamasında bir tık altında yani tam çok da bir anlam ifade etmiyor ama hani 40.4 40.1 e, şu an satıcının hala piyasaya hakim olduğunu gösteriyor makti bir al kesmiş ama hani bir henüz anlamlı da bir ayrışma yok yani kısa ortalama uzun ortalamadan şöyle ağzını açarak ayrılmamış dolayısıyla Ege'nin durumu bu e, hacim o da yani aylık ortalama şöyle bir göreyim aylık ortalamanın altında seyrediyor hala. Yani güvenli bir şekilde biraz daha böyle hacimlenememiş. O da tabii bir şey. Yani şurada 2-3 günlük bir şey var. Bunlar genellikle hep söylüyorum böyle çok birden bire yükselen hacimlerle dönüşler nadir olur. Yani çoğunlukla orada kısa vade satışlar gelir. Ee, onun için oradaki hacimlenmenin bir anlamı yok. Biraz da ya yani baktığınız zaman aslında Eylül'e göre e, Temmuz'a göre falan Temmuz Ağustos'a göre biraz bir hacimlenme var. Yani o sarı olan aylık ortalamada bir tık yukarı doğru oynamış var ama henüz bir işe de yaramamış. Herkese iyi akşamlar.